İskoçya'nın en ünlü adalarından birine geldik. Isle of Skye. Çok popüler bir gezi rotası noktası. Burada birçok ünlü viski üretim merkezi var. Talisker gibi. Tabi hal böyle olunca birçok şık restoran da oluyor adanın içerisinde. Bizim bulunduğumuz nokta Portree denen bir noktası. Gün batımını burada bir şeyler içerken izleyeceğiz. Daha sonra neler yiyeceğimize karar vereceğiz. Yemeğimizi otelin restoranında yemeye karar verdik. Çünkü burada çok ünlü olan bir restorana ev sahipliği yapıyor. The View diye bir restoranı var. Bu restoran Michelin'in tavsiye ettiği bir restoran. Yani Michelin yıldızlı değil ama Michelin'in tavsiye ettiği bir restoran oluyor. Başlangıç tabağımız geldi. Çok şık sunumlu. Pancar salatası istedik. Kırmızı pancar, krema kıvamına getirilmiş keçi peyniri, turplar, özel bir sos yapmışlar. Tadacağız ne sosudur diye. Ve etrafına da çilek marmelatı damlatmışlar. Özellikle şunların ne olduğunu merak ettim. Öncelikle şundan bir tadalım. Yer elması. Çok lezzetli yapmışlar. Çok güzel yumuşatmışlar. Ve tütsülü bir tat geliyor ağzıma yediğim zaman. Bakalım pancara. Güzel, taze. Güzel haşlanmış. Böyle koymaların nedeni hepsinden karıştırarak yemek aslında. Yani şu şekilde yemek gerekiyor. Bu şekilde yiyince peynirle, soslarla birlikte karıştırınca çok güzel oluyor. Üzerinde ceviz de var. Çok güzel bir tabak. Ana yemeğimiz de geldi. Özellikle Isle of Skye'den çıkan, yani buradan çıkan midye istedim. Doyurucu bir tabakta midye geldi. Türkiye'de midye, dolma yemeği çok severim. Midye bizde çok tüketilen bir şeydir ama hiç bu şekilde bir sunum Türkiye'de karşılaşmadım. İştah açıcı gözüküyor. Bu tabakta da alt tarafında bir krema var. Krema sosu yapmışlar. Güzel iki dilim ekşi mayalı ekmek getirmişler. Sarımsaklı ve soğanlı soğan parçaları üzerinde gözüküyor. Bir sosla midyeleri kaynatmışlar. Bakalım lezzeti nasıl. Daha sonra yedikten sonra atmanız için böyle bir tabak. Ellerinizi yıkamanız için limonlu bir su getiriyorlar. Ayrıyeten de bizdeki sokak midyesi gibi limonsuz olmaz. Sıkmanız için de şöyle bir limon getirmişler. Biz o pilavlı karışıma çok alıştığımız için bu şekilde midye yediğimiz zaman biraz hafif geliyor. Ama böyle de çok lezzetli, sarımsakla soğanla marine edilmiş güzel bir midye, güzel bir akşam, güzel bir ana yemek. O zaman afiyet olsun Şef Kadı. Yine ana menüde görüp kayıtsız kalamadığım bir lezzetle karşılaştım. İngilizlerin ünlü tatlısı Sticky Toffee Pudding. Bu Sticky Toffee bir karamel sos aslında. Şeker ve un gibi bileşenlerin uzun süre kaynatılıp yoğun akışkan bir kıvam almasıyla meydana gelen bir sos. İngiltere'den çıkan bir lezzet bu. Sticky Toffee Pudding de hurma gibi daha yoğun lezzetlerin sıkıştırılıp bu sosla birlikte kaynatılmasıyla meydana geliyor. Lezzetli bir tatlıdır. İngiltere'de çok popülerdir. Vanilyalı bir dondurma var. Krokan koymuşlar, çikolatalı. Alt tarafında çikolata soslar ve şöyle yan tarafında da granolalar koymuşlar. Yine üzerinden de alt tarafına Sticky Toffee sosu dökmüşler. Bakalım lezzeti nasıl. Evet, şöyle yoğun bir kıvam. Çok güzel. Burada biraz daha yumuşak yapmışlar. Daha kek tadında. Çok şekerli, çok lezzetli. Bakalım dondurma ve sosları nasıl. Tabii bunun hepsini birlikte karıştırıp yemek lazım. Güzel. Ama İngiltere'de daha güzel. Deneydim bu tatlını. O zaman afiyet olsun Şef Kadı.